Bugün dünyanın en büyük şehirlerinden, en önemli şehirlerinden birisini konuşacağız. Elbette ki bu İstanbul. İstanbul'un tarihini, kültürünü, sokaklarını, semtlerini bir bir konuşacağız. Ve bugün yine çok değerli konuklarımız var. Süleyman Faruk Göncüoğlu konuğumuz. İstanbul'u, İstanbul'un tarihini bize anlatacak, sokaklarını bize anlatacak ve yine çok değerli sanatçılarımız var. Geçen programlarda da bizimle olan Ramazan Açık Göz ve bugün ses sanatçımız Bilge Topalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii her programda değerli konuğumuz beraber beraber sunduğumuz programı Profesör Doktor Mehmet Çelik hocamız da bizimle beraber. Onunla birlikte tabii biz bu programı yapıyor ve sunuyoruz. Değerli hocam isterseniz izin verirseniz Mehmet hocam direkt konumuzla başlayalım. Rica ederim. Rica ederim. İstanbul Tarihine şöyle bir göz attığımızda, jeopolitine baktığımızda herkes için dikkati calip bir merkez. Çok önemli yerlerden bir tanesi. Ve kimliğiyle bütün dünyanın dikkatini çekiyor. İstanbulluluk diye bir kavram var. Aslında sadece bu bugüne münhasır değil. Roma öncesi, Roma dönemi, Bizans dönemi, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet döneminde aldığımızda İstanbul dikkat çeken bir yer. Şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz İstanbul'un tarihine, kültüne girme. İstanbulluk nedir sizin için? hocam. En zor soruyla başladınız evet. ama şu var. E, hocamla başlanmanız gerekiyordu. Çünkü bu güzel bu siki kuplenin içinde, bu güzel sesin içinde biz zaten mesul şu an mayışmış durumdayız. Evet. Hocamla hiç olmazsa biraz ısınırdık ama top bize geldi. <laughs> e, şimdi en büyük en güzel İstanbul'luk ifade şu an hanımefendimiz bu sesiyle ifade etti. Bu musikinin bile oluşması bu İstanbul toprağında yer alıyor. Evet. İstanbul, medeniyetlerin birleştiği, harmanlandığı yer. Ben her zaman şunu ifade ederim, hani e, tolerans diye bir şey vardı Batı'da. E, işte siz e, güçlünün yanında işte biraz evet. boynunuza eğersiniz, toleranstır o. Biz, Hocam e, biz ona müsemaha deriz. Müsemaha evet. biz de, onlar tolerans diyor, bizim kavramımız daha… Biz, e, Tesamuh kavramı da aynı kökten gibi. Aynen, evet. evet. İstanbul, Eski İstanbul'un kavramlarından birisi müsamaha kavramı hocam. Bir arada yaşamaya başarabilmiş evet. olmak işte. Bizde bir arada yaşamaya başarılmış derken ben onu şöyle ifade ederim. Ebru sanatını biliyorsunuz biliyorsunuz evet. farklı Renk boy, renkler, boyalar bir araya geliyor. Ama birbirinden kopamıyor ve o bir kompozisyon oluşturuyor. İşte İstanbulluk böyle bir şeydir. Yani sizin İstanbul'un içerisinde o kadar çok güzel bir yaşantı vardı. Bizim gündelik hayatımızda Rumca kelime var. Rum Rumların içerisinde Türkçe kelimeler var. Biz mesela eee kullanıyoruz. Çanak çömlek Hı. diyoruz. Hititçe kullanıyoruz. bu musiki Anadolu'nun musiksi içerisinde damıtarak ya ta Roma'dan itibaren ve Orta Asya'nın melodileriyle beraber geliyor ve burada bu doğruğa çıkıyor. Ezan gibi düşünün. Ezan musikisi İstanbul'da en büyük kemale erdiği bir nokta. Şimdi İstanbulluk böyle bir şey. Yani bir insanın kemale erdiği, perspektifin geliştiği ama bunu geliştirirken Allah'ın bize lütfettiği bu İstanbul coğrafyası var. Yani evet. gökyüzüyle beraber atmosferi, su yolu, tarih yarımadası, o Boğaziçi'nin kendi has havası, bitki örtüsü, meyvesi, sebzesiyle beraber bir bütündür. Yani İstanbulluk sadece bir bohemlik veya İstanbul'da yaşama değildir. İstanbul... E, teneffüs edebilme bu teneffüs edebilmenin farkına olma ve farkındalığı yaşatabilmektir. İstanbul böyle derindir esasında. Yani anlat anlat bitmez. Harika. Gayese. Çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bugün e, Beynun Akyavaş Hanım'ın Sultaniye İstanbul kitabını okudunuz. Evet çok güzel bir şey. Muhteşem çalıştım, bir yani. kitap. Orada şöyle bir şey e, denk geldim. Diyor ki İstanbul'da satıcıları dahi musiki dersi alırdı. Örneğin Boza derken veyahut da e, e, revani derken, bunların hepsinin makamı var. Örneğin bazıları yava, yavşak yavşak diyor, sıcak börek, taze börek derken yavşak yavşak söylenir diyor. E, birdenbire sütlü derken birdenbire söylenir diyor. Yangın var derken acı acı söylenir diyor. E, yuvışık yuvışık diyor, simitçi simitçi denir mesela diyor veya da şıkır şıkır macun ifadesi gibi şıkır şıkır böyle canlı söylenir diyor. Buna hatta e, rüvani rüvani diye pazarda dolaşan birisi diyor sesini yükseltince sanatçılardan birisi çağırıyor evladım buna rüvani denmez revani denir ve bunu şu makamda söyleyeceksin der. Pazarcılar bile bir musiki dersi. Ezanlar bile okunurken bir musikiyle okunuyor. Sabah akşam öğlen biliyorsunuz bunların da bir eğitimi var bizde. Hatta şöyle deniyor. İstanbul sokaklarında diyor pazarcılar diyor bu musikiyle bu bağırmayı yapmadıklarında sesin kırılsın inşallah geçmez olasın maşallah diye böyle bir petroller okunuyor onlara. Yani, yani İstanbul'un kendisi bir musikisinde evet. az önce ifade etti. İstanbul bir ritim. Yani evet. Anadolu coğrafyası da bir ritimdir. Bu, bu coğrafya bakın has evet. bir şeydir. Anadolu ve İstanbul'a ritimdir. Şimdi evet. biz ba, batı coğrafyasına doğru baktık. Tempo derler. Yani evet. durmadan hani bir atletik gözünü alınır budur. İstanbul medeniyeti, Anadolu medeniyeti bir ritim vardır. Yani tabiatın gündelik hayatı sirayet ettiği e, tonlamalar vardır. Şimdi e, bunu cidden hissetmek isterseniz yakalayabilirsiniz. Dalganın, dalgaların e, İstanbul'un rüzgarlarının, Lodos'unun, evet. Poyraz'ının musike yansıması vardır. Hatta bir şimdi e, yayına girmeden önce e, sayın sanatçımız e, çok hatta aşağıda bahsetmişti. Profesör Doktor Ahmet Yörük işinin hanımefendinin selamını söyledi. Mesela Ahmet Yörük hoca sosyal iktisat tarihi anlatırken bunun e, sosyal hayattaki sanatanın bütün dallarına, e, yansımalarını anlatırdı. Ve e, bütün o e, edebiyatın, tarihin e, dönemi içerisindeki e, ürünlerini ise işte, e, dönemin kıtlıklarını, iklimi, şartların değişmeleri, siyasi ortamlar, bunu nasıl edebiyat yansıması ve bunu sosyal iktisatta siz ah derdiniz zihniniz otururdu. Ve hocam da e, musil konusunda da gayet iyidir. Çünkü eski e, bunlar İktisat evet. İstanbul İktisat Fakültesi kökenleri. İstanbul İktisat Fakültesinin mesela Oski hocaların nasıl birisi de öğrenmek isterseniz İktis İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mecmualarına bakın. İçinde sanat tarihi makalesi vardır. musiki makalesi vardır. Türk musiki makalesi. Vardır, sosyoloji makaleleri vardır. Felsefe makaleleri vardır. Kesin. Ve çünkü e, bilim bir bütündür. İşte bunu bu bütünlüğü hani e, da, bilim arasındaki ilişkiyi anlatırken ben hep şey derim İstanbul'u algılayabilen bilim dallarındaki alışverişte algılayabilir, o birlikteliği de algılayabilir. O yüzden bizim e, edebiyatımızı, Türk edebiyatındaki e, İstanbul hocam daha da iyi ifade edecek. Tamam. E, bunun doruk noktası nerede? İstanbul'da. Şu, e, renklilik, şimdi biz göçle ilgili çok böyle sorunlar ediniyoruz ama şu var, İstanbul zaten göçlerle kuruldu. Yani evet. İstanbul'un kurucusu olarak kabul edilmiş Konstantin'de, İstanbul'un fethini gerçekleştiren Fatih'te İstanbulluydu ama İstanbul'da doğmamıştı. Ee, çok güzel bir konuya değiniz. Bunu aslında ikinci, üçüncü soru olarak soracaktık İstanbul'un ta gitmişten bugüne kadar göçlerle nasıl kurulduğu onu konuşacağız. İstersen onu birazdan değinelim. Estağfurullah rica Haruk hocam çok güzel bir konuya değinin. İstanbul aslında bir musiki şehri. Musikiyle var olan bir yer. Evet. Ee, ve bunu da güzel ifade ettiniz. Tabii. Ezan ve evet. sela'yı dikkat alırsak evet. ezan musikisinin, ezan musikisinin eee evet. kemal erdi. Ezan evet. musikisinin insan ruhuna her makamda nüfus ettiği İstanbul ezanlarıdır. Tamam. Ve sela'nın e, şekil aldı. selam mefhumunu oturduğu bir yerde. Mesela bugün Endonezya'ya gidin. Selaları çok duyarsınız ama İstanbul'un bir selası vardır ve o oraya emsal olmuştur Kesinlikle. biliyorsunuz. Bütün dünya